Vakit tamam. Hazır mıyız Esenler? Konuşmalarını yapmak üzere Esenler Havalimanı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi anahtar teslim törenini katılımlarıyla onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım. Sevgili İstanbullular, Esenler'in saygıdeğer güzel insanları, değerli kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında anahtarlarını biraz sonra teslim edeceğimiz vatandaşlarımıza evlerinin hayırlı olmasını diliyorum. Bu projenin hayata geçmesini sağlayan Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızı, TOKİ Başkanlığımızı, Esenler Belediye'mizi, Emlak Konut ve Eskon şirketlerimizi tebrik ediyorum. Tapularını ve anahtarlarını teslim alacak vatandaşlarımızın evlerinde huzurla, güvenle, konforla yaşamalarını, uzun ve sağlıklı bir ömür geçirmelerini Rabbimden tevelli ediyorum. Değerli kardeşlerim, İstanbul'u da etkileyen 1999 depremi, çarpık yapılaşmanın hepimiz için nasıl bir tehdit oluşturduğunu gösteren ilk önemli işaretti. 2011 yılında yaşadığımız Van depremi, ve sonrasında gerçekleştirdiğimiz imar projeleri bizim için meseleye köklü bir çözüm getirme konusunda çok önemli bir tecrübe ve cesaret kaynağı oldu. Deprem öldürmez, ihmal öldürür. Bu anlayışla afetlere karşı gereken tedbirleri süratle hayata geçirme kararı aldık. Hemen gereken yasal altyapıyı oluşturup hazırlıklara başladık. Gençler, şunu bilmenizi istiyorum. Biz asla ve asla beşer önünde eğilmedik. Biz sadece Rabbimizin huzurunda rükuda eğiliriz. İnşallah bu başlar Rabbimizin huzurunda rükuda eğilecek. Bundan 4 yıl önce 5 Ekim tarihinde yine burada kentsel dönüşüm kapsamındaki ilk yıkımları başlattığımızda bir söz vermiştik. İstanbul'u da Türkiye'yi de bu kamburdan kurtaracağız demiştik. Sevgili kardeşlerim, amacımızın bir binayı yıkıp
yerine bir başka bina yapmak değil, sizlerin can ve mal güvenliğini sağlayacak büyük bir dönüşümü gerçekleştirmek olduğunu söylemiştik. Rant değil, insan odaklı bir proje üreteceğimizi ifade etmiştik. Hamdolsun, bugün burada sözlerini yerine getirmiş olan kişilerin gönül huzuruyla karşınızda bulunuyoruz. Onun için gerek belediye başkanımıza, gerek TOKİ'ye, gerek diğer Çevre Şehircilik Bakanlığımıza, emeği geçen tüm kardeşlerime huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Kardeşlerim, dönüşüm için ilk kazmayı vurduğumuz yerde ilk anahtarları teslim ediyor olmamızın mutluluğu içindeyiz. Bakanlığımızla, diğer ilgili kurumlarımızla, belediyelerimizle, hak sahibi vatandaşlarımızla çıktığımız bu yolda bugün ilk somut neticemizi aldık. Tabii bu süreçte gerek şu andaki bakanımız, gerek ondan önceki bakanlarımız, hepsinin burada emekleri var. Allah kendilerinden razı olsun diyorum. Kimseyi mağdur etmeden burada yaklaşık 140 bin metrekarelik inşaat alanına sahip İstanbul'un en güzel yerleşim alanlarından birini kurduk. Biliyorsunuz burası silahlı kuvvetlere ait devasa bir alan. Şimdi de inşallah bu bölgede Esenlere yakışan yeşil alanlarından tutunuz, diğer dev bir projenin hayata geçtiğini göreceksiniz. Ve bu yeşil alanlarda Esenler bugüne kadar beton yığınlarının arasında kayboluyordu. Ama şimdi beton yığınlarının arasında olmaktan çok artık yeşil alanda da evet ailece hayatını geçirebilecek, pikniklerini yapabilecek ve böylece modern bir yaşamı burada yaşayacak. Yeşil alan ve okul, cami gibi ortak kullanım alanlarından oluşan zaten bir alan şu anda var. Tabii afet riski taşıyan alanların dönüştürülmesi konusunda hedefimiz çok büyük. Rabia, Rabia. Türkiye genelinde 20 yılda 6,5 milyon yapıyı bu şekilde dönüştürmeyi hedefliyoruz. Çirkin yapılaşmaya hayır. Modern, insanca yaşayabileceğimiz yapılara evet. Ve bunu gerçekleştireceğiz. Yola çıktığımızda bu projeyi sadece rant projesi olmakta itham edenler gelsinler buraya. Havaalanı mahallesine bir baksınlar. Bu bölgenin geçmişteki haliyle bugününü bir karşılaştırsınlar. Onların öyle bir derdi yok ki. Değil mi? Var mı öyle bir derdi? Yok. Onlar sadece itham etsinler. Ah geziciler ah. Eğreti binaların, çarpık yapıların, sokakların yerlerinde şimdi nasıl modern bir örnek yerleşim alanının yükseldiğini, oluştuğunu gözleriyle görsünler. Ama onların gözleri var, görmezler. Onların kulağı var, duymazlar. Onların dili var, hakkı söylemezler. Onlara gerçek dersi siz vereceksiniz. Gerçek demokrasiye inanmış olanlar olarak siz vereceksiniz. Bugüne kadar verdiniz, bundan sonra da vereceksiniz. Ne diyor? Çıkmış, kanımızı dökerler diyor.
Ya bizim öyle bir derdimiz yok ki, o dert sende var. Senin geçmişinde var. Rahmetli Menderes'i, arkadaşlarını ipe gönderen sizdiniz ya. Parlamentoda sizi ben bile kurtaramam diyenlerin izinden giden sizsiniz ya. Ama bizim ne geçmişimizde, ne bugünümüzde, ne yarınımızda, biz ancak bölücü terör örgütüyle bu mücadeleyi veririz. Bizim demokrasi mücadelemizde asla böyle bir şey olamaz. Bu konuşulamaz. Kardeşlerim, afet riski taşıyan alanların dönüştürülmesi projesi için dava üstüne dava açanlar, mahkeme kapılarını aşındıranlar gelsinler burada, şu güzel manzarayı yerinde incelesinler. İnsan olan bu durumu görünce geçmişte yaptıklarından utanacak yüz varsa utanır. Çıkıp özür diler. Ama biliyoruz ki bunlar böyle bir ahlaka, böyle bir kabiliyete, böyle bir karaktere, böyle bir cibiliyete de sahip değil. Açıkçası bunlar zaten bizim muhatabımız da değil. Bizim için asıl olan milletimizin memnuniyetidir. Milletimizin huzurudur. Milletimizin güvenidir. Siz varsınız ya siz. Sizin şu heyecanınız var ya, işte bize bu yeter. Bize bu yeter. Dün Yenikapı'da ben milletimi gördüm. Evvelsi gün Diyarbakır'da gördüm. Bir evvelsi gün Kırşehir'de de gördüm. Hamdolsun milletim yerinde duramıyor. Milletim yerli, milli bir mücadeleyle durmak yok, yola devam diyor. Eğer Esenler bizim yanımızdaysa, bunların hepsi karşımızda olsa ne yazar? Sizler yanımızda durduğunuz müddetçe de inşa etmeye, yapmaya gerektiğinde kentsel dönüşüm, değişimleri yeniden yaparak Esenler'i, İstanbul'u, kardeşlerim Türkiye'yi hedeflerimiz doğrultusunda geliştirmeye devam edeceğiz. Hiç endişe etmeyin. Siz varsınız ya, dimdik ayaktayız. Bak, Osman Gazi Köprüsü şu anda bitti. Son tabliyeleri biliyorsunuz, Sayın Davutoğlu, Sayın Binali Bey birlikte orada hemen son kaynakları yaptık. Ve şimdi de açılışı hazır hale geldi. Bugün, yarın, belki Ramazan'la birlikte açacağız. Osman Gazi Köprüsü nereyle bütünleşiyor? Orhan Gazi ile. 40 kilometre spor bir otoyol. Süper. Yaptık. Şimdi diğer yollar yapılıyor. Bak, şu anda Yavuz Sultan Selim Köprüsü de bitiyor. 26 Ağustos'ta İnşallah köprünün açılışını yapacağız. Orada varsınız değil mi? Gelip orayı göreceksiniz değil mi? Onun yollarının ihalesi de yapıldı. Ve geçenlerde havalimanını gittik. Sayın Başbakan'la beraber gezdik. Şu anda inşaatların %25'i hamdolsun bitti. Dünyanın bir numaralı havalimanı oluyor. Bir numara. Yılda 150 milyon yolcu kapasiteli bir havalimanı. İlk etabını 2018'de açıyoruz. Kalan kısmını da 2023'e kadar. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Bitmedi. Bakın Marmaray. 3 yılda
Ne diyorlardı Marmara ile ilgili? Yapamazlar diyorlardı. Yaptık mı? Yaptık. 3 yılda ne kadar yolcu geçti biliyor musunuz? Değerli kardeşlerim, 130 milyon yolcu geçti. 3 yılda. Ve şimdi yıl sonu itibariyle Avrasya Tüneli'ni de açıyoruz. Oradan da otomobiller geçecek. İstiyoruz ki İstanbul ulaşımda rahatlasın. Bitmedi. Şimdi yeni adımlara hazırlanıyoruz. Kanal İstanbul'un da adımlarını atıyoruz. Karadeniz'i Marmara'ya bağlayacağız inşallah. Dünyaya bir mesaj daha vereceğiz. Yeni bir adım daha geliyor inşallah. Çanakkale Köprüsü'nün de inşallah hazırlıkları yapılıyor. Biz yaparız, bunlar yıkar. Aradaki fark bu. Yunus Emre'nin dediği gibi, biz sevdik, aşık olduk. Sevildik, maşuk olduk. Her dem yeni dirlikte sizden kim usanası? Fark bu. Biz milletimize hizmet etmekten usanmadık. Usanmayacağız. Milletimiz talep ettiği, destek verdiği sürece hizmet üretmeye de devam edeceğiz. Değerli kardeşlerim, biz her zaman ne dedik? Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında bugüne kadar 49 ilimizde ilk adımları attık. 21 ilimizde rezerv alanlarını yaptık. Yerleri belirlendi, çalışmalar devam ediyor. Yaklaşık 312 bölümü içeren 93 bin riskli yapının tespiti yapıldı. Kentsel dönüşüm uygulamaları için kira yardımlarıyla birlikte kardeşlerim 2 katrilyon lira kaynak kullanıldı. Biliyorsunuz Sur, Cizre, Silopi, Nusaybin gibi ilçelerimizde terör örgütü çok büyük yıkımlara yol açtı. Bu ilçelerimizi de hızla kentsel dönüşüm kapsamına alarak tarihi varlıkları korumak şartıyla mahallelerimizi baştan sona temizleyip yeniden inşa etmeyi planlıyoruz. İnşallah Çevre Şehir Bakanlığımızın koordinesinde bunun adımını atıp süratle orada TOKİ'nin de bu inşaatlara girişiyle neticeyi alacağız. Terör örgütü yıkarken biz devlet olarak, millet olarak farkımızı gösterecek ve ilçelerimizi yeniden ayağa kaldıracağız. Geçmişte biraz da şartların zorlamasıyla burada olduğu gibi dikey yapılaşma yoğun bir şekilde yaşandı. Çünkü İstanbul'da nüfusun yoğun, metrekarenin az olduğu tabii ilçe maalesef Esenler. Onun için mecburen tabii burada bir dikey yapılanma söz konusu oldu. İnşallah yeni yeni alanlar üretmek suretiyle istiyoruz ki yatay yapılanmaya geçmeyi de diğer ilçelerimizde inşallah halledelim. Geldiğimiz nokta itibariyle Türkiye genelinde artık bu anlayışı değiştiriyoruz. Özellikle toplu konut uygulamalarında mümkün olduğu kadar zemin artı 4, zemin artı 5, bilemediniz zemin altı 6 gibi yapılaşmayı teşvik ediyoruz. Şehir merkezlerindeki dar alanlarda belki mümkün olmayabilir ama çevreye doğru yatay yapılaşmayı temin edecek adımları hep birlikte atmalıyız diye düşünüyorum.
Kardeşlerim, artık yeşil alanlarıyla, çocuk bahçeleriyle, eğitim ve ibadet mekanlarıyla, sağlık tesisleriyle, ulaşım imkanlarıyla, otoparklarıyla, ticari birimleriyle her alanda kendi kendine yeterli yaşanabilir. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Yerleşim yerleri kurmalıyız. Tarihi ve kültürel değerlerimiz bu yeni yerleşim alanlarına damgasını vurmalı. Mimari olarak şekilsiz, ruhsuz, estetikten yoksun binalar yerine Selçuklu ve Osmanlı mimarisinin yorumlarıyla biçimlendirilen eserler ortaya koymalıyız. Çünkü bizim bir tarihimiz var. Ecdadımızın bize adeta miras bıraktığı bir mimari anlayış var. Bu mimari anlayışı biz güçlü kılmalıyız. Buna bazı ilaveler yapabiliriz. Betonun, demirin, asfaltın değil, insanın önde olduğu, insana hitap eden şehirler kurmanın yollarını aramalıyız. Ulaşımda otomobil ve otobüsten ziyade raylı sistemleri, özellikle de yaya ve bisiklet yollarını ön plana çıkartma gayreti içerisinde olmalıyız. Şehirlerimizin tarihi özelliklerine sahip çıkmalıyız. Ben de sizi seviyorum. Ben de sizi seviyorum. Sevmek günah mı ya? Kökü mazide olan atiyi ancak bu nesille beraber kuracağız. İstanbul'un sur içi başta olmak üzere tarihi değere sahip tüm alanlarını bu anlayışla yeni baştan ele almanın vakti gelmiştir. Türkiye ve İstanbul hamdolsun artık önceliklerimizi yeniden belirlemeye imkan sağlayacak bir seviyeye ulaştı. Haliç'in bataklığa döndüğü, çöplüklerin patladığı, sokaklarının yürünemez olduğu, insanlarının günü kurtarma derdine düştüğü bir İstanbul'dan hamdolsun bugünkü İstanbul'a geldi. Ama bugünün İstanbul'unda ve Türkiye'sinde görüyorsunuz böyle bir sıkıntımız yok. Şimdi daha modern bir Türkiye. Bakanlığımızdan ve belediyelerimizden çalışmalarını bu anlayışla gözden geçirmelerini istiyorum. Üstadın içimde tüten bir şey, hava, renk, eda, iklim, o benim zaman, mekan aşıp geçmiş sevgilim dediği İstanbul'u bu sevgiye layık hale getirmeliyiz. Aynı şekilde geçmişte romanlara, şiirlere, denemelere, seyahatnamelere konu olmuş, insanları kendilerine rağm etmiş diğer şehirlerimizi de yeniden aynı cazibeye kavuşturmalıyız. Bu doğrultuda yapılacak her çalışmanın Cumhurbaşkanı olarak en başta gelen destekçisi olacağımı belirtmek istiyorum. Değerli kardeşlerim, bundan 3 yıl önce bugünlerde İstanbul'da Taksim Gezi Parkı'ndaki düzenlemeler bahane edilerek bir eylem başlatılmıştı. Bir süre sonra diğer şehirlerimizin bir kısmına da sıçrayan bu eylemler sırasında arabalar, dükkanlar yakıldı. Yollar, kaldırımlar tahrip edildi. Eylemlerin bahanesi olan Gezi Parkı'nın dahi altını üstüne getirdiler. Gezi olaylarını 17-25 Aralık darbe girişimi, onu da bölücü terör örgütünün eylemleri izledi. Gezi olayları sırasında arkadaşlarımızın da ısrarıyla eylemcilerin sözcülüğünü üstlenen bir grupla bir araya geldim. Taleplerini dinledim. Tabii bana söyledikleri başka şeylerdi. Ama dışarıya çıktıklarında kamuoyuna bir talep listesi açıkladılar.
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden nükleer santrallere, yeni havalimanından Kanal İstanbul'a kadar Türkiye'nin gündeminde ne kadar proje varsa hepsinin durmasını istiyorlardı. Yahu bunların dikili ağacı yok, dikili ağacı. Hatta kentsel dönüşüm çalışmaları da bu kesimin durdurulmasını istediği faaliyetler arasında yer alıyordu. Tanıdım. Aynı talep listesinde yer alan öteki zırvaları saymıyorum bile. Şimdi bunu görünce insan ister istemez Gezi Parkı'yla bu taleplerin ne ilgisi var diye düşünüyor. Gezi Parkı'nda yapılan iş, bölgede yapılan düzenlemeler sırasında 12 ağacın bir yerden bir yere naklinden başka bir şey değildi. Yani ortada herhangi bir ağaç kesimi, yeşil alan tahribi veya benzeri bir durum yoktu. Nitekim bugün parkta, ağaçlarda eylemcilerin bölgede yaptıkları tahribata yıkıma rağmen yerli yerinde duruyor zaten. Dünyada orman ve yeşil alan varlığını en çok artıran ülke hangisidir diye sorarlarsa size bir cevap vereyim. Türkiye. Türkiye'nin böyle bir suçlamaya maruz kalması zaten mümkün değildir. Gezi olayları Türkiye'nin gelişmesinden, güçlenmesinden, büyümesinden rahatsızlık duyanların sahneye koydukları senaryonun aşamalarından biriydi. Dikkat ediniz. Bugün Paris yanıyor. Brüksel yanıyor. Başka Batı şehirlerinde de çok ciddi protestolar, olaylar, eylemler yaşanıyor. 3 yıl önce İstanbul'u mesken tutup neredeyse kesintisiz canlı yayın yapan medya kuruluşları bu olaylara adeta kör, sağır ve dilsiz kalmışlardı. Ne televizyonlarda canlı yayınlar, ne gazetelerde çarşaf çarşaf resimler, haberler, yorumlar, ne de olaylardan duydukları endişeleri dile getiren siyasetçiler göremezdiniz. Ama işte buradan açıklıyorum. Paris'te yaşanan olaylardan dolayı şu anda ben de endişeliyim. Kaygılıyım. Protesto haklarını kullanan insanlara Fransız polisinin uyguladığı şiddeti kınıyorum. İnsan hakları örgütlerini, batılı politikacıları Paris'te yaşanan hadiseler konusunda daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Bana nasihat ediyordunuz, akıl veriyordunuz. Bu gezicilere karşı niye böyle yapıyorsunuz diye. Şimdi size sesleniyorum. Paris'teki özgürlük mücadelesini verenlere karşı niye böyle yapıyorsunuz? Brüksel'dekilere karşı niye böyle yapıyorsunuz? Ya Brezilya'da niye böyle yaptınız? Gezi olaylarındaki görüntülerden rahatsız olanların Paris'teki olaylar karşısındaki rahatlığı doğrusu bizi çok üzüyor. Daha da kötüsü Fransa'nın ve diğer Batı ülkelerinin 17-25 Aralık tarzı darbe girişimlerine maruz kalmalarından korkuyoruz. İnşallah hadiseler bölücü terör örgütünün güney şehirlerimizdeki bazı mahallelerde başlattığı eylemlerin benzerlerine kadar uzanmaz. Orada da gene fotoğrafçılarını gönderiyorlar. Kameramanlarını gönderiyorlar. Diyarbakır'ın sokaklarında çekim yapsınlar. Oradaki benim bir tane mağdur, mazlum, bakıyorsun Anadolu kadınını konuşturuyorlar. Ondan sonra da kalkıp endişeliyiz diyorlar. Evet, ben şimdi endişeliyim. Paris'ten endişeliyim. Brüksel'den endişeliyim. Evet. Uzun yıllardır maruz kaldığımız için bu tür durumlar karşısında soğukkanlılığımızı muhafaza ediyor ve gereken önlemleri alıyoruz. Nitekim
Bu hadiselerin hepsinin de üstesinden geldik. Ama Batı ülkelerinin aynı başarıyı gösterebilecekleri konusunda şüpheliyiz. Türkiye'nin 3 milyon göçmene ev sahipliği yaptığı bir dönemde 28 Avrupa Birliği ülkesinin birkaç yüz bin mülteci karşısında yaşadığı şoku ve telaşı biliyoruz değil mi? Biz 3 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyoruz. Batı bunları ülkelerinden içeri bile sokmuyor. Biz merhamet medeniyetinin mensuplarıyız. Biz şefkat medeniyetinin mensuplarıyız. Biz merhameti ve Ali Cenaplığıyla maruf bir milletiz. Özellikle Fransa'yla Kanuni'nin Fransuva'ya uzattığı yardım elinden beri böyle bir yardımlaşmamız var zaten. Bugün de ihtiyaç duyan herkese yardımcı olmaya hazırız. Bu sözümüz Suriye'deki gelişmeler üzerinden ülkemizi köşeye sıkıştırmaya çalışanlar için de geçerlidir. Arapların bir atasözü var. Men dakka dukka. Ne demek bu biliyor musunuz? Kim dak ederse ona da dak ederler. Kesinlikle temenni etmemekle birlikte o gün geldiğinde biz inancımızın ve kültürümüzün gerektirdiği şekilde adil olan neyse onu yapacağız. Ama bu günleri de unutmayacağız. Tıpkı gezi olaylarında önümüze konan talepleri unutmadığımız gibi, 17-25 Aralık ihanetini unutmadığımız gibi, bölücü terör örgütünün çukur eylemlerine niçin başladığını unutmadığımız gibi, Suriye'yi, Irak'ı, Libya'yı, Filistin'i, Mısır'ı da unutmayacağız. Ülkesinden kaçarak muhacir durumuna düşen 5 milyon, kendi ülkesinde yerinden olan 7 milyon, hayatını kaybeden 600 bin kardeşimizin akıbetini unutmayacağız. Bu mesele üzerinden Türkiye'nin nasıl tehdit ve tedip edilmeye çalışıldığını unutmayacağız. İntikam peşinde olmayacağız. Ama tarihin tekerrür etmemesi için ders çıkartacağız. Allah yar ve yardımcımız olsun. Ama bir şey unutmuyoruz. Neydi o? Bir. Neydi? Tek millet. Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Gürcüsüyle, Abazasıyla, Romanıyla, Boşnağıyla, Arnavutuyla 79 milyon tek millet. Bizi bölemeyecekler. İki, tek bayrak. Bayrağımızın rengi şehidimizin kanı. Hilal bağımsızlığımızın ifadesi. Yıldız şehidimizin ta kendisi. Üç, bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Bu vatan evet şehit kanlarıyla yoğrulmuştur. Ve böylece de vatan olmuştur. Dört, tek devlet. Devlet içinde devlet olur mu? Bizim tek devletimiz var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Çıkmış bir tane paralel devlet. Paralel devlet. Bu paralel devletin başı nerede? Pensilvanya'da. Acaba Pensilvanya'da bunu niye tutuyorlar ya? Ne iştir bu? Anlayın. Bir üst akıl bunları yönetiyor. Bunları yönetiyor. Ama şunu bilmeleri lazım. Kimisi kaçtı, yurt dışına gidiyor. Kimisi burada, cezaevinde yargılamaları da bir taraftan devam ediyor. Bu milleti parçalamaya gayret edenler bunun hesabını verecekler.
Yeter ki biz tek millet olalım, tek bayrak, tek vatan, tek devlet olarak yolumuza devam edelim. Öyleyse bir olacağız. Hazır mısınız? İri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Ve birbirimizi sadece Allah için seveceğiz. Menfaat için değil. Kardeşlerim, bizim biliyorsunuz bir dörtlüğümüz vardı. Ona da hazır mıyız? Gürsada ile arka taraftakiler gayet yoruldu herhalde. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her şey sizi hatırlatıyor. Bana her şey sizi hatırlatıyor. Bana her şey Esenleri hatırlatıyor. Kalın sağlıcakla. Allah yar ve yardımcımız olsun. Ramazan-ı Şerifiniz şimdiden mübarek olsun. Sağ olun. Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere saygıdeğer hanımefendiyi de sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz efendim. Esenler Belediye Başkanımızın değerli eşlerini de sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen. Değerli konuklar, anahtar ve tapularını teslim almak üzere öncelikle Sayın Bilge Alp Lekesiz'i sahneye davet ediyoruz. Sayın Bilge Alp Leke, size teşekkür ediyoruz. Hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Şimdi de Sayın Bahri İktimur'u sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen. Sayın Bahri İktimur'a teşekkür ediyor. Hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de Sayın Salih Dertli'yi sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen. Sayın Salih Dertli'ye teşekkür ediyoruz ve hayırlı olmasını diliyoruz. Şimdi de Sayın Ümmet Küçük'ü sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen.
Sayın Ümmet Küçü'ye teşekkür ediyor. Hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Sağ olun. Şimdi de Sayın Yusuf Türk'ü sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen. Evet, teşekkür ediyoruz ve tapularını alan konut sahiplerini de ön tarafa doğru alıyoruz. Toplu fotoğraf alacağız. Buyurunuz lütfen. Değerli konuklar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Esenler Havalimanı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi anahtar teslim törenini 5 aileye anahtar ve tapularını teslim etmek suretiyle siz saygıdeğer hemşehrilerimizin hizmetine sunmuştur. Bu hizmetlerin, bu eserlerin başta ülkemize, şehrimize, ilçemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz.